Pakistan'ın Beluristan eyaletinde bir otobüsün şafak vakti vadiye çarpması sonucu 27 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Başbakan Şehbaz Şerif, trajik trafik kazasından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Hindistan'da termometreler 50 derecenin üzerini gördü. Ülkenin kuzeyini kasıp kavuran benzeri görülmemiş sıcak hava dalgası nedeniyle yüksek alarm durumu verildi. Avrupa Parlamentosu'nu seçime günler kala Rus müdahalesi paniği sardı. Avrupa Parlamentosu'nda bir çalışanın 6-9 Haziran'da yapılacak seçimlere Rusya lehine müdahale etme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle arama yapıldı. Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek isteyen Fransa ve Almanya Berlin'de toplantı yaptı. Toplantı sonuç bildirgesinde İki ülke olarak değişen güvenlik durumu karşısında Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirmek istiyoruz ifadesi kullanıldı. Belarus, 1990 yılında Paris'te imzalanan ve ülkelerin konvansiyonel silah üretimini birbirlerine bildirmelerini sağlayan antlaşmadan çekildi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, ülkesinin Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması AKKA'dan çekilmesini öngören yasayı imzaladı. Tayvan'da meclis hükümet üzerindeki yasama denetimini artıran tasarıyı kabul etti. Yasama erki kanununda değişiklik öngören düzenlemede iktidardaki Demokratik İleri Parti milletvekillerinin protestoları arasında mecliste üçüncü kez okunarak kabul edildi.